Verilen bir çember denklemi ve bir de doğru denklemi var. Bize doğrunun eğimini sormuş. Çember denklemini toparlamaya çalışalım. x kare eksi 20x diyelim. Tam kare yapabilmek için artı bir sayı eklememiz gerekiyor. Ne eklememiz gerekir? Eksi 20 sayısı var. Yarısının karesini alalım. 20'nin yarısı 10, karesi 100. Yani 100 eklemem gerekiyor. Artıya kare dedim. 36'ımı karşıya attım. Eşittir eksi 36 dedim. Peki buraya 100 eklediğimize göre denklemin bozulmaması için karşıya da 100 eklememiz gerekir mi dedim. Ekledim. Toparlarsam x eksi 10'un karesi artı y kare eşittir 64 bulurum. Buradan ne anlamalıyım? Çemberin merkezinin 10'a 0 olduğunu ve yarıçapının 64'ten dolayı 8 olduğunu. İçeriye doğru katladığında tam teğet noktasına getirmiş. Çemberleri tamamladıktan sonra şunu fark ediyorum. Bu doğru çemberleri simetri eden bir doğru. Çemberlerin merkezlerini tahmini olarak buluyorum. Simetri edildiğini söylediğime göre buranın dik olması gerekir. Çemberin merkez koordinatlarını 10,0 bulmuştum. Alttaki çemberin merkezi hakkında bir bilgin var mı? Çemberin merkezinden teğet noktasına gidersen dik olacağını biliyorsun. E çember yarıçapında 8 olarak bulduğuna göre buranın ordinat değeri 8 olmalı. Merkezi gösterdiğim karışıklığa izin vermeyip burayı siliyorum. Simetrik olduğunu bildiğime göre buradaki eksi 8 değeriyle buradaki 0 değerinin tam orta noktası burası olmalı. İşte dananın kuyruğunu burada koparıyoruz. Eksi 8 ile sıfırı toplayıp ikiye bölersem buradaki noktanın ordinat değeri eksi 4 olmalı. Yani bu mesafenin 4 birim olduğunu söyleyebiliyorsun. E merkez 10'a ise buranın toplam uzunluğu 10 birim olmalı. Burada dikten dikindiğine göre... Öklit yapabilirsin. Öklite göre 4'ün karesi 16'dır. 16 sayısı 8 çarpı 2 ile sağlanabilir. Burası 8 burası 2. Doğrunun eğim açısı neresi? X80 ile yapılan açı. Ben bu açıyı söylemek yerine 180'e tamamlayan bu açının tanjantını söylersem. Karşı bölü komşudan 4 bölü 8 gelir. Açının geniş olduğunu gördüğüme göre de cevap 1 bölü 8 olmalı.